Today I'm going to continue on programming part. Let's review the conditional expression last time. Conditional expression checks for a condition, and if the condition is satisfied, some part of the code is executed. If the condition is not satisfied, it can execute other part or do nothing. If you execute another part, you may have an else statement. If you don't have additional part here, you just make a direct connection, direct finish to the end. In C programming language and in other programming languages, in many programming languages, you have separators between beginning and end of this block. So this is a block. Within that block, certain instructions, certain lines are executed. This this beginning and end. It can't be because you are seeing it as a client here. If you see it in the class, that means it is being broadcasted. So you may reconnect maybe to the conference. So this may have more than one line, and beginning and end of the lines are delimited by either words like begin, end, or parentheses like this, or just using tabs, indentation can be used like the one in Python language. In Python language, you don't have it. You use position of the elements as indicator of the block, which I believe very dangerous. If you have other things to execute, when the condition is true, this part is executed. If the condition is not true, this part is executed. So this is also, if the condition is true, if the condition is false, kind of instruction. This is extremely important for computation because most programs require decision making, counting. For example, you can count down to some value, or you can check a value, whether the value is greater than or equal to something, some other value. So those kind of decisions are implemented with the if statement. If sounds relatively simple, you may already know it. Maybe it is too easy for this class for you. But keep in mind that it's a very important part of the language, and using it properly is important. For example, you are going to check whether the person has a correct shoe size. You may say if shoe is equal to 45, then something. Else
if shoe size equals 44 something. Else if shoe size equals 43. Else if shoe size equals 42. How is it? I didn't like it. So many problems can be solved by checking against the condition many times. But writing a good program doesn't mean that you put if statements one after another. Furthermore, if majority of the, for example, you have checked this and you said, if gender is equal to if age is less than or equal to 10, exit. It's not, the program is not for kids. So if you check this, do you understand the case? So if the person is less than 10 years old, so we don't have shoe for you. We are not selling kids' shoes. You have to ask that question at the beginning. For your program to work efficiently, because you ask all these questions, computation power is consumed. At the end, you ask the person's age. If the person's age is less than 10, why did you ask the other questions first? So asking questions, ordering of the questions are very important for efficient programming. If the condition is going to be invalidated, in most cases, you have to ask the question first, such as in some government offices, traditional government offices, such as in Vergi Dairesi, you go for some task, they ask you for some document or photocopy, you go out, get that document, come back, and they say, oh, this is also required. You go back, collect the documents, come back, oh, this is also required. So you go back and forth multiple times. At the end, they ask you a question. Is your application before 2020 or 2019? You say no. Then they say, oh, you cannot do this. So, therefore, critical questions that can invalidate the others should be asked first for efficiency. They should ask that question in advance. So complex conditional structures like if something, another if you are what should we say? If you ask for döner, no, İskender. Certain things. If yoğurtlu, then yoğurtlu İskender. Okay. Else, çorba. Assuming that it is executed by the waiter. If the guy didn't ask for çorba, then bring some bread to table. If nothing is ordered, if çorba is not
If çorba is not asked. If çorba is not asked, get bread. But if çorba is asked or çorba is not asked, in both cases, for example, get salt all the time. So sometimes you fail in these areas because you didn't understand the problem correctly. In order to write this correctly, understand the problem first, then formulate. For example, if you cannot decide whether salt is necessary with soup, right? If you cannot decide that necessity, your program may be wrong and it will behave incorrectly. Therefore, when you are writing a program for certain problem, make sure that you understood the problem correctly. Make sure that you formulate the same condition to the program correctly. It may look like it is correct, but sometimes you may have mistakes. So pay attention to that fact. It's a very simple if block, but if you didn't think about the problem correctly, you fail. You also can fail in restaurant. Evet, burada öyle mesela. Yeah. That's fail. Sallaya sallaya yazdığımız için tabii öyle oldu. İşte olmaması lazım yani. Tuzu her halükarda şu aşağıda bir yerde yapması lazım. İlk else. İkinci else. Şu else. Şunun else. Çünkü yok. Ola da bilirdi. Neden? Good question. This is the opening, right? This is the closing. So this is anything is in between. This is opening, this is closing. So it is like parentheses in mathematics. So it is simple, but you need to be careful. Yeah. This part goes to trash, yes. If the guy asked for Iskender, if Iskender is equal to 1, for example, variable, then the rest is, but it may or may not ask for yod. Another one, in here, there was a salt. Here, there is an else if. That is lost. This is also correct. If Iskender is asked this part, if not, ask another question, Adana, in that is, if Iskender is not asked, Adana is not asked, so get the normal menu, the other condition. Şurada bir fark vardı. Şu gitti. Şunu yazmadık. Şunu yazmazsak aynı. If Iskender, listen. If Iskender is not asked. If Iskender is not asked, this part will be implemented no matter what. And
Within that part, if çorba is asked, bring something. If çorba is not asked, bring some other thing. In either case, both çorba and the other case, bring salt. Here, if İskender is not asked, check for çorba. This is çorba. If çorba is not asked, get this. But if İskender is not asked, but regardless of çorba and not çorba, you cannot do anything. You have to write it here. Tuz, tuz. You have to repeat tuz part in two places. Salt. Here you have salt here. Burada mı? Yok, burada mı? Burada. Aşağıdaki if. Aşağıdaki if en alttaki alsin if mi? Hayır. Şunun. En anlaşılır bu. Sorry for that. Zorunda olduğumuz. If tabi. Ha, yok. Şey yaparsın ama işte restoran programı yazacaksın. İşte veya banka programı yazacaksın. Bu dövizi aldı, bunu dövizi sattı, bilmem ne yaptı. Bunu yapmadıysa bunu yaptı dedin. Onu da yapmadıysa orada programın hata verebilir. Yani onu düşünmen lazım. Düzgün. Programın çalışma hızı olarak iki tane eşit format, biraz tek formattan daha mı yavaş oluyor? Yok. Şöyle, çok yapılıyorsa orası, bir tane azaltman iki katı hızlandırır. Mesela saniyede 10.000 tane hasta kaydı kontrol ediyorsun. Sağlık Bakanlığı'nın programı. Şimdi 10.000 hasta, saniyede 10.000 hasta kontrol ediyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Bir tane if'i oradan kaldırabiliyorsan veya önce mesela TC'si var mı yok mu önce bakıp TC'si olmayanlara ilk baştan eleyip sonra öbür soruları soruyorsan vergi dairesinde 80 defa fotokopi getirtmelerinde örneğinde olduğu gibi çok hızlı, çok büyük bir hız avantajı elde edebilirsin. Yani ve bu tarz acemi programcılar yüzünden gerçekten bazı programlar kötü çalışıyor yani. Sonra işte daha güçlü bilgisayar kullanmak gerekiyor. Boşu boşuna yoruluyor insanlar. Switch case'te biraz daha kontrollü bir sapma var. Onu gösterdiğim zaman görün ki şimdi switch case'i anlatmak gerekir. Anlatmadığım için. Hız bakımından çok fazla if'ten o biraz daha hızlı çalışır. Sadece if'ten kullanarak her şeyi yazabilir miyiz? Yazarsın. Azaltır. Evet, bir de go to. Yani for döngüsü gibi yani bir geri gidiş olması lazım. İterasyon, çünkü if else'de iterasyon yoktur. Yani bir while döngüsü veya for döngüsü. While yeter. Bir de if'le olayı bitirebilirsin. This example counts number of lines that you enter. So how many lines you have, how many lines in a given text is counted. A line is indicated by new line. From the stream, you keep in the loop, you keep reading the character. Keep reading the character. If the character is the end of file, that means you are finished. But if you haven't finished, you start counting new lines.
What is the new line? Number of line. So next line means next line. Next line. So when you count this character in the given stream, in the given input stream, that means you are counting number of lines. So if the character is equal to backslash n, you increment the counter. You pre-increment the counter. So since it is starting with zero, it is starting with zero. When you reach a line, that becomes one. So you print, you increment it 1, 2, 3, 4. You don't start from zero in that case. You increment, pre-increment that. And at the end, this is the end of while. Unfortunately, they didn't put parentheses here. They can put, but it is not required since it is only one if statement with one line. I don't suggest it. So it is better to put braces. So what you should do is, while if c no n plus plus n curly brace so two opening curly braces, two closing curly braces will be more understandable, and for the machine it will result the same assembly program. In terms of working speed, no problem, it's the same. In terms of understanding by human, it's much better. So try to make your programs more understandable. Yeah. If you start with L equal to 1, then can you say L plus plus? Still no, because printf is after the loop. If you were about to do something inside the loop, that the result will be different. But since it is outside of the loop, so when you reach here, it is already incremented. So it's not actually has a big effect. The kind of character can be called backslash. What a kind of character can be called backslash n? New line. So at the end of each line, that character is present. So when you have a text, for example, a letter, after each line, there is a new line character. New line. Oradan bizden karakter girmemizi istemeyecek. It could be file. It could be you. So it. If you code this from the console directly, it will count number of enters. When you write something, press enter. It will keep number of enters, counting number of enter characters. That's new line. From backslash birlikte bir anlam oluyor ya. Backslash n is one character. Remember from yesterday's class, each character has 5-bit, in the old days, 5-bit baud code, like Morse code. So backslash n is actually a character, one character, like A, B, C, D. It tells that the typewriter should go to the left and increment by one line. So it's a character command sent for teletypewriter to the other end to control the device. Next line. Tabii. Backslash n is single character. Or I can make something like this. My special character. This may mean backslash n.
Okay, so there is an ASCII equivalent. I think it is 13. ASCII 13. Hexadecimal 13 is new line, if I am correct, or 12. That can be represented by a special character or like this. Yeah, that is one interesting part. In order to get it and check it at the same time, you can do this. C equals getter while C is equal to C is not equal to F. Was it if C backslash n? Tek de olur, tek karakter. Çift olursa backslash ve n olur. Bu ne yapmış? Tek. Önemli. Çift tırnak yaparsan gerçekten backslash n olur. Yani gördüğün yazıyı kaydeder. Tek tırnak olunca o karakteri kaydeder. O karakter backslash n karakteri aslında. Ve tek olmak zorunda. Mesela çift tırnakta hello yazabilirsin. Ama tek tırnakta yazamazsın. Tek tırnakta tek karakter olacak. So let me write it. Here C is equal to get character. This is the answer to your question. If you don't want to use C equals to get char in that place, okay, you need to get char first, because why, when you make an equality test, you should have get it in advance before. So I got it, then check it. If it is not the end of the file, I check it whether it is backslash n. If it is, I increment counter. If it is not, I don't do anything. But before going back to while, I get another one. So the net result is repeating same code in two different places. One mistake is when you are fixing the code, you change this. It looks like it is working, but you forget to change this. So this works in the previous way. This works in your new way. Then it may work most of the time, but it may not work sometime. So therefore, these kind of issues should be resolved by trying not to repeat the same part of special code. This way, it is not repeated. But if you change this, it is only at one place. Therefore, it will be correct. On the other hand, this is harder to understand and easier to make errors. Önemli değil. Burada önem taşımıyor. Evet, evet. For example, when you do I equals 5, J equals 3. When I say J equals I plus plus, what is the value of J now after that? Six.
4. No. 6. J equals 6 now, değil mi? When I say J equals plus plus I, altı oluyor. Altı oluyor. Altı oluyor. Alttaki altı olmuyor. Alttaki beş oluyor. Şey pardon. Tam tersi oluyor. Pardon yanlış söyledim. Evet. Evet. Yani böyle bir farkı var. Bunlar da sorularda çıkar. Hocam üstteki 5 alttaki 6 mı yoksa tam tersi mi? Üstteki 5 yanlış söyledim. Burada tablette gözüm kamaştı. Önce artırıp sonra eşitlemek biri. Biri eşitleyip sonra artırmak. Bu da sakat bir iştir. Böyle yapmayın. Böyle bunlar hacker şeyleri. Nasıl yapın? I artı artı yapın. Ondan sonra C eşittir. I yapın. Yani taş attığınızda kolunuz mu yoruldu? Böyle yapın yani. Böyle yapın. Bunun yanlış anlanma ihtimali yok. Hataların büyük bir bölümü programcıların birbirini yanlış anlamasıdır. Onu birisi yazar, öbürü sonra onu alır, bunu koyacağız abiler. Onu öbürü başka türlü düşünür. Biri 5 tane tamam olacak falan diye düşünsün. Olmaz. O yüzden böyle kritik şeylere girmeyin. Ayrı ayrı açık açık temiz temiz yazın yani. Sonuçları açıklar mısın? Hangi? 5 ve 6. 5. Önce artı. Burada eşitliyor sonra artırıyor J'yi. Buradan sonra. J yerine i'nin değerini yazmadın mı? J i'nin değerini yazdı. 5 oldu. Onu bir arttın mı? Evet ama i sonra 6 oldu. Her ikisinde de i 6 oldu. Ama birinde J 5 oldu. Zannediyorum. Bakalım ona. Kod deneyip. Böyle yapın. Dertlerden kurtulun. İşlem sırası gibi bir şey mi o zaman? Soldan sağa mı? Evet. Birinin adı pre-increment, diğerinin adı post-increment. Pre-increment önce artır sonra kullan. Post-increment de önce kullan sonra artır. Mesela for i equals to 0 I is less than 10. I plus plus diyorsun. Kaçtan kaça sayıyor bu? 0'dan 9'a. Değil mi? Kaç defa sayıyor? 10 defa. Artı 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 I dediğin zaman 1'den 10'a birden başlar. 10'a kadar kullanır. Yok. Şimdi tam kullandığında 10 kullanacağı için, arttırmış olacağı için, buraya geldiğinde arttırmış olacağı için bunları mesela print ettiğini düşün. Birden 10'a kadar bastırır yani. 10 dahil. Ama post increment olsaydı önce kullanırdı, sonra arttırırdı. Bu sefer 0'dan 9'a kadar olurdu. Yedi nereden çıktı ya? Hayır. Hayır yaptım düşün. Anladım dedi. Hayır. Şu an çok şey çıktım yani. O sınav sorusu gibi oldu. Son değeri nedir falan. Bir sorunun zor olması o soruyu iyi yapmaz yani. O zaman zor, daha zor bir soruya geliyorsun ama anlatması ve anlaması daha zor. That's it. So how about word counting? How do you count words? Between the words, this is a test. A new line. Thank you. New line. I mean enter. Right? New line. And then an end of file. So you either have space. You either have space or tab or new line. So once you count in the stream, once you count new line, space, and enter, space, enter, and tab.
then you can differentiate, you can count words. That is what the program is doing. It is counting space, it is checking for space, checking for new line, checking for tab. What is this? Or. Same thing, C equals get char end of file until the end of file. Increment it. Because if this condition is satisfied, that means I found the word. There is one word. So increment it. Then if it is new line, increment new line counter. If it is space, new line or tab, increment. Say that we finished the word. If we are in the word, it says we are out the word. The reason is when I say this, space is a space. So there must be multiple spaces. Therefore, when you have a space, you don't say it is a word. You say, the previous character was in. So when I found a space, if the previous character was in, a word has been completed. That is the end of the word. Then I switch my state to out. Now I am out. So if I am out, another space does not mean that another word. Until non-space is achieved. If non-space is achieved, I switch my state to in. At the beginning, I say myself, I am out. This is interesting in this way. While you are making decisions, sometimes you need to save some variable for a longer time. As you said, can we make things by implementing if else? Yes, but sometimes you need to remember things. This guy is walking out, and or he may be standing. He may be walking, he may be standing. If the dog comes, the response you will make will be different, whether you are walking or whether you are standing. Therefore, your algorithm should write your state somewhere as walking or standing. If the state is walking, you have another decision. If the state is standing, another decision. If the state is standing and dog runs towards you, then the next state will be running. So you can check state and change state. So if the state is running and dog is following you, you may keep the same state, keep running. Therefore, this is the same thing. It scans like a pencil. It scans the text. You are sometimes in the world. You are sometimes out of the world. So if you are in the world, next character means you are still inside. The same word is continuing. But if you found the space, then your state is out. When your state is out, when you find another character, your state changes. But if you find another character, if you find another space while you are out, your state doesn't change because you are still out and multiple spaces can come.
Is that understood? I know it is a little bit harder to understand in different language, but that's what we are doing. So it counts how many times we exit from. Yes, that's correct. If you want to give a break, we should give a short break. If you don't, I can continue. I think 5 minutes break is fine. Ben kendim yapacak olsam mesela bir işaret alırdım, indeksini bulurdum space'in. Space'ten sonrası eğer bir harfse counter'ı arttırırdım. Bu şekilde sayamaz mıydım? Space'ten sonrası space'se peki? İşte space'ten sonra space'e counter'ım artmayacaktı. Space'ten sonrasının bir harf olmasına yani space olmayan bir if ayarlarsam. Olurdu. Sonra deneyim şimdi. Geç başlarız. Hocam. Laptopu olan biri denesin ya. Şu C equals sayıda kaç çıkıyor gerçekten? Ha senin var dene. Şeyde bile deneyebilirsin. Gerçi şey yok değil mi? Ha. Ben de anlamadım. Dene dene. Pre, post increment, pre increment. Ben anlamadım. Şu i eşittir c artı artı dediğin zaman c eşittir 3 dersen tamam mı? 2'de 5 mi? 4 mu? İ eşittir 3 oluyor. Hayır 3 oluyor. 3 i eşittir 3 c eşittir 4 oluyor. Mesela print i c dedin. Printf percent %d percent %d i c dedin. Tamam mı? Falan filan backslash n şuraya da backslash n koyduk. İyi mi çıkarsın? Burada i j dedik. İ kaç çıkıyordu? İ 3 j 4 çıkacak. Şunu yapsana. Ama artı artı deseydim j deseydim o zaman 4 4 olacaktı. J'nin 4 olduğunu anlamadım. J eşittir 3 dedim ya burada. Tamam. J eşittir 3 dediğimde, J eşittir 3 dediğimde, J artı artı dediğimde J kaç olur? 4. Sıkıntı yok. Evet. Ama bir eşitlik yaptığım zaman hangisi eşit? Önceki mi sonraki mi? Arttırdık mı arttırmadık mı? Tamam şimdi anladım. Düştü. Yani şu durumda 3 oluyor değil mi? İyi bu yani, durumda 3 oluyor, bu durumda 4 oluyor. Bu durumda 4 oluyor. Tamam, yani bunları denklem olarak görmeyeceğiz. Bunlar aslında bir eşitlikte bir işlem var. Sırayla soldan sağa doğru. Sağdan sola. Sağdan sola. Ama bu bir tek görün. Bu tek kabul ediliyor. Bu post increment. Şu durumda i4 değil mi? i4 şu durumda 3. Hayır. Ama şu durumda 4, şu durumda 3. Bu durumda 4. Bu durumda 3. Tamam. Şu durumda. Burada assignment öncelikli. Evet, evet. Bir de hocam ileride bir şey daha soracaktım ben. Geçen sınavda bakarız. Şimdi baştan percent %d'leri kullanırsa katı mı alırız? Evet. Evet. F istiyor adam senden. Format istiyor. Hocam bir kursu. Koyu ver ne versin? Abi tamam. Hocam bir kursu var. Kursu var mı? Nasıl kurs? Çok internet dolu. Bulamadım. Nasıl bulamazsın? Vallahi bulamadım. Kursera'da falan da varmış herhalde. Bulamadım. Güzel yazar biraz. Fakat parmak ismişler. Doğru. Backslash n'i koymamışsın. Oradan çıkmaz. Backslash n. %d'den sonra backslash n koy. %d'den sonra backslash n. Yok o %d format olduğu için. Senin bir 10 saatlik dersi vardı YouTube'da. Adam tüm videolarını birleştirmişti. 10 kimin? Saat halindeydi. Çok var ya. Şeyinkine bak. NPTEL Hintliler var. Şey değil mi? Gerçekten içine Hintliler ama. Yani yaptı.
çok pahalı şey. Çok pahalı konuş. Ben Java'da Alex'i o büyük bir program, o büyük bir projeydi Hindistan'da. Çok işe yaradı. Türkiye'de onu yapmaya çalıştık ama şey şey TÜBA'da, 1 milyon şey. TÜBA'da ha yok daha 2008'de falan TÜBA'da ne? Ondan sonra TÜBA değişti, kadrolar değişti, şey oldu. Mimleri falan var. Ha? 3. Yani iyi mi? Ne hangisine bakayım? Bir de öbürünü yap. Post ikisini de bastır. Bir de öbür türlü yap. Peki bir şey soracağım. Bunu eski formatına getirme şansı var mı? Programın nerede? Sorumluluğu. Manitik acil yapamıyorum. 15.6 mı? Ayar flaşını aç almışsın. Oho, ne açılmadı ki? Dün benim kumla ayarlamaya çalıştı. Sen direkt şey olarak da text dosyası. Sen çizimlikte çok küçük. Söyles mi? Yayın açmak ister misin? Şey deniyorlar, o J artı artı, bir de artı artı J'nin farkını. Bu bir artı artı yaptı. Üç işte. Tamam. İşte hoca öyle anlattı. Ama işte bu kaşı. Şey, burada üç, mi? Üç. Beklediğimiz bir şey oldu. Şimdi buradan sonra. A eşittir. Ben aslında şey düşünüyorum. A eşittir. Artı artı beyaz. Orada artı eşittir olur. Hocam bunu ileri götürebilir miyim? Değil. İşim tutamadım. Bulayım bir yer anlamadım da. Bir şey düşünün, denatok dedin, hesapları hiç bilmiyorum. Ha şurayı, alt kısmını. Şu uzay falan dediğinizde, şu kısımlar tam anlamadım. Ya bak, bir word var, sonra space'ler var, word var, space'ler var, bir de enter var, tamam mı? Tamam. Şimdi burada in diyorsun, burada out diyorsun burada. Şimdi ben bir tane böyle kalemle şey yapıyorum, karakterleri birer birer akıyorum. Ne geldi? Harf, ne geldi? Harf, ne geldi? Harf, ne geldi? Harf. End of file mı? Değil. Ama harf. O zaman state eşittir in diyorum. Out da değil. State'im out değil. State'im outsa in. Ama state'im inse gene in. Devam ediyorum. O else yok aslında. Nothing yok. Ne zaman ki ben boşluğu yakalıyorum veya tab yakalıyorum. Out diyorum kendime. Ha, şuraya geldik. Out diyorum. Yani. Eğer out. Ne zaman ki ben karakter bul diyorum ki artık içeri girdim ben. Ben burada içeride miyim dışarıda mıyım? Kondisyon hala dışarıda olma durumu ama karakter şey olduğunda içeri girdim. Tamam. Yani, değil zaten içeri girdiğinde mi sadece bir kelime attım? Kelime bulduğunda. Evet. Hayır. Evet evet içeri girdiğin zaman ve birincide de girmiş oluyorsun. Çünkü ilk başta out diye kabul ediyor. O zaman birden başlayarak sayıyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tamam. Tabii sorabilirsin. Güzel geliyor sesin. Hocam end of file yaptığımız zaman printf çıktısını verecek mi? Verir. End of file Ctrl Z karakteri. Eğer bunu terminalden yazıyorsan Ctrl Z ile bitireceksin. Ctrl Z yaptığın zaman şey bitecektir. File input'u bitecektir. Ondan sonra sonuçlanacaktır. Anlamıyor musun açtı? Nasıl sordun? Bir şey sordum. Nasıl file'ı nereye koyarız? Sana koyacak bir yer var mı? Normal bir file ise bu. Zaten file'in sonunda var. Ama terminalden yapıyorken Ctrl Z ile bitiriyor. Bilgisayarı random bir seçim nasıl yaptık? Rant var, rant. Bir şey sorabilir miyim? Oluyor. Hayır, tekrarken kaydetmedi. Dövüşe içerisinde kaydetmedim. Acıdılar. WQ, WQ yapacak. Sevmeyi bilmiyor muydun şeyi? Kar olarak. Ve ağaç o zaman bir şey söyleyeyim. Şimdi eşitliği koyduğunuz önce sağdaki bir sola atayım sonra bir artırmıyor. Evet. Ama burada öyle yapma. Öyle yapma. Biz 3 ve 5'e sonra 3 olarak kaldı. 3 olarak kaldı. 4 yapmadı yani. 3 olarak yani. Tamam. Neden şey olmadı? Artı artı yapsaydın 4 yapacaktın. Bizim orada artımız hiçbir şey yaramadı mı?
Onu bir daha bastırsan 4'ü göreceksin. Öbürünü bastırsan 4'ü göreceksin. Esayn ettiğini değil de kendini bastırsan 4. Ha, ilk başta yaptığını gösterdi. Artırmayı gösterdikten sonra yaptı. Yeniçer olarak karakter bir zaman çevirirken bizim olarak mı çeviriyor yoksa nasıl çeviriyor? Normalde karakterleri çalarak resim olarak değil ya. Her sen bastığında bir kod gidiyor ya, o kodun koyuyor oraya. Ben orayı int olarak int char da olur, int de olur. Çok fark ediyor. Bazen fark eder ama artık etmiyor. Etmiyor yani. Kontrol C de bir karakter. Aslında tek bir karakter. Kontrol C nasıl ayarlarsan sistemde öyle onu yapıyor. Mesela Ctrl Q, Ctrl S vardır. Yazıcıları durdur, devam et anlamına gelir. Dur, devam et. İşte Ctrl C'nin genel eski anlamını bilmiyorum. Şey galiba, exit anlamına geliyor olabilir. Abort falan olabilir. Hadi gençler. Arkadaşlar birinin kamerası, mikrofonu açık kaldı. Buçukta bitiririz evet. Zaten ders başkası giriyor. Evet arkadaşlar hadi çabuk. Save'i neyle alıyoruz? Save. Escape'e bas. 2.3'e bas. WQ. Escape'e bastın mı? 2.3'e bastın sonra. Shift ile 2.3'e bas. 2.3'e bas. Alta çıktı mı? En alta yazması lazım. 2.3'e aşağı. Şimdi WQ yaz küçük. Right quit. W'ye basar. 2.W yap. Ne yaptı? Written demesi lazım. Ha? O derste anlattığımı test etmeye çalışıyor da etti. Right quit editörün komutu. Başka bir editörde yaparsın. VI zordur. Hani VI kullanmana gerek yok. Okay. Bilgisayarlarınız eğer Linux'sa C zaten yüklü. Değilse de mutlaka indirin. Mutlaka bir C indirin. Bu C GCC'yi, GNU C compiler'ı indirin. C indirin. Terminalden çalışacak bir C indirin. Bir de editör indirin. Editörünüzde böyle renklendiren sistem, güzel bir editör indirin. Değiştirin. Yani ille de bir tane şey kullanacağınız anlamına gelmiyor. Hepsi olabilir. Hangisini hoşuna? Kimisi karanlık ekran sever, kimisi açık renk ekran sever. Onları da ayarlayın. Bundan sonraki hayatınız çünkü o ekran başında geçeceği için hani güzel bir ekranınız olsun. Yine kullanmayalım mı? Yok. Kullanmayın. Yani bu derste kullanmayın. Bu derste böyle şey kafanızı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani anlayışınızı oluşturmaya çalışıyoruz. Burada programlama dersi vermiyoruz aslında. Here we have interesting three facts. One, multiple assignments and new line, this is actually L, new line is equal to new word is equal to new character is equal to zero. So assignment can be done in this way. They are all zero. So initialization. It looks okay, no problem. The parentheses things,
and c is equal to 0 and w is equal to 0 and 1 is equal to 0. That's also possible. Multiple or, this is or, this is also or. So this is evaluated, then this is evaluated, then this is evaluated. The interesting thing is, just like the vergi dairesi I was talking about, you should first check for the most important thing, most frequently failing thing. Most frequently failing thing must be checked first, because this statement is executed. No, if it is or, most frequently correct one must be executed. Because when this is true, if this is true, the rest is not implemented. These checks are not done if this is true, because the rest will be unimportant. Therefore, most frequently happening things should be put in advance to the left. Least happening things must be put to the right. If this is and, like this, in that case, most failing things must be put on the front, most least failing things must be put to the end. The net result will be the same. Nobody will feel anything. But if you are working in a high performance system, that will make a lot of difference. Bütün evrakları kontrol ediyorsun, değil mi? En çok olmayan evrağı önce sorarsan başından salman daha kolay olmaz mı adama? Yani şu evrağım var mı, bu evrağım var mı, bu evrağım var mı? TC'ni söyle. Kimlik kartım yok diyor. O zaman niye geldin oluyorsun? Dolayısıyla o soruyu önce sorman lazım. Nadir oluyordur ama çok çok önemlidir. Yine başa fark etmez. Ha, fark etmez. Programın için önemliliği fark etmez ki. Zaten şey aynı. Sonuç doğru gene. Performans açısından. Yani önemli olunca vergi memuru eksik evrak almayacak ki. Sadece sonra soruyor. Yani sadece seni yoruyor. Veya kendini yoruyor. Önem açısından hiçbir şey fark etmiyor. Result da fark etmiyor. Speed bizim fark ediyor. Önemli. Ha? Bizim açımızdan önemli. Speed fark ediyor. Sonuç değişmiyor. Böyle şeyler önemlidir. Kodlamada. O yüzden bazı programlar daha hızlı çalışır. Bazı programlar daha yavaş çalışır. İyi yazılmıştır. Adam iyi düşünmüştür problemi. Hemen kısa kestirmeden şeye gider, sonuca gider. O tür devlet daireleri de hızlı çalışır. Yani bürokrasinin azaltılması o, tahmin ediyorum. Yani bir ölçüde o. Çok ciddi fark ediyor mu? Eder. Özellikle bunlar böyle tek satır olmuyor ki. Bir koca bir if oluyor. Onun altında bir sürü şey yapıyorsun. Onu yaptırıyorsun. Bir daha bir şey kontrol ediyorsun. Adam bunu boşu boşuna kontrol ediyorsun. Öbürü şeyse onu yukarı koy, bunu aşağı koy. O zaman hızlı çalışıyor. Çünkü ondan diyelim ki hepsi burada işte sahibinden kom bilmem ne bir sürü şey. Binlerce çalışıyor aynısından. Bir tane de çok fark etmez ödevi yaparken ama. Çok büyük bir şey yapıyorsan veya işte makine öğrenmesi yapıyorsun, bir şeyler train ediyorsun, image processing yapıyorsun falan. Çok fark eder. Şimdiden kulağınızı çekelim ki Nasrettin Hoca gibi. Sonra bunlar belki önemini kaybediyor olabilir kafanızda. Yani probleme konsantre olduğunuzda bunları unutabilirsiniz. Bunlar önemli yani. Now, I am going to talk about arrays now. In the book, Koenig-Ritchie book, problem is write a program to count the number of occurrences of each digit of white space characters, blank, tab, new line, and all
and of all other characters. So character counter. How many A's are there in the text? How many B's are there in the text? Biriniz şu herifin fotoğrafını çeker mi arkada oturan arkadaş cep telefonuyla? Onu bana gönderin de sonra. Otomobili yıkıyor servisçi. İçerideki arkadaşın değil canım. Dışarıdaki. Hep araba yıkamaması lazım. Araba yıkamak yasak. Hiç kıpırdamadı kimse. Buna şey diyorlar. Toplum körlüğü. Mesela kalabalıkta birisi orada sara krizi geçiriyor. Herkes yürüyüp geçiyor. Tamam mı? Ha? Özellikle birisi gösterip ona söylemek lazım ambulans varmasın. Evet. Ama bomboş bir sokakta bir kişi bayıldığında yardım ediyorsun. Birbirine atıyor. Evet, evet. Şimdi bir kişi fotoğraf çeksin dedi. İkimiz de kıpırdamadı. Okey. sometimes we need to store numbers or characters or other kind of information that are similar to each other in kind but have different meanings, such as your class results, your exam grades. We have 100 students in the class. Each of you has an exam grade. I need to store it. What is that? An integer. You may get 100 from the exam, hopefully, and your grade is 100. It must be stored. Another guy, 98, it must be stored. What is the type of the information? Exam grade, first midterm. How am I going to store it? I can do Ali is equal to 100, Veli is equal to 98, Selami is equal to 90, etc. I can do it, but this is no good. So I have to do student let's say I have 200 students int student 200, right? And then student 68 is equal to 100. So that means student in the 68th position in terms of some sorting got 100 as a grade. So I can store 200 grades in one variable. Under one variable name, I can store multiple items of the same kind. I cannot store shoe size in the same place. If I'm going to store shoe sizes of the students, I need to write it to student shoes. Declare that, and I can use that for shoe size information. But student grade information should not contain shoe size information. So one important thing is it should contain same type of information. In the memory, they stay one after another. They are allocated one after another. Some of you are familiar with this memory notation. So this is one element, this is another element, another element, another element, and so on. Sometimes elements are bigger, so one element could be 3 or 4 or 5 or 10 bytes. So one element doesn't mean that it's going to be one byte. It may be multiple bytes, but of the same size. Each of them will be of the same size. Arrays can be two-dimensional.
For example, you may have you may have four students and four grades for each student. First midterm, second midterm, homework, final. Right? First midterm, second midterm, homework, final. So students four by four. 200 by 4. In this case, when I say int students 200 by 4, 200 students will have four different grades. So I can use it like this. Students 68 0. It starts from 0, 0, 1, 2, 3, not from 1, 2, 3, 4. It is 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. In C language, everything starts from 0. So if you count 0, because 0 is a positive number, know that. So it's 4. So 68, 0 is equal to 98. So first midterm is 98. Second midterm is 90. So that is how we use it. They are of the same type. Each of them are of the same type. If you, this is for example Ali, Veli, Selami, Hazan, old men. These are students. These are grades. First midterm, second midterm, third midterm, fourth midterm. Any questions? Feel free to ask questions. Yes, because I say int. All of them are int. Furthermore, they must be of the same. They must be of the same domain, same kind of information. I cannot write shoe sizes in this table. If I am interested in midterm grades, this, if this is the first midterm, all of them must be first midterm by meaning, in terms of how you use it. You can obviously save shoe size as an exam grade, but it will be wrong. Oluyor gösterici. Hocam bu matris mi oluyor? Matris. Matrices are also stored in arrays. Because matrices are mathematical name. So the information contained in matrices have mathematical counterparts. But when we are talking about first midterm, second midterm, we can represent them in matrices, but assume that you take the inverse of that matrix, has no meaning. Therefore, some of them are more like records or Excel tables, collected information. 204 yazdık ya, oradaki 200 öğrenci var. Ha. İlk yazdığım satır o zaman. Evet. Onu da biz öyle istediğimiz için öyle. Herkes ilk yazdığımızda sütun deseydi sütun olurdu. Yani böyle bakabilirim ben bu. Ama böyle bakıyorum. In memory, this is very important. A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, J, K, L. We have rows and columns. Let's say students, 4 by 4. 4 students, 4 exams. Okay.
in the memory. It is stored in this way, not this way. But that's your question. It can be stored in this way as well, depending on the architecture, depending on the compiler. But normally it is used in this way. So first row is stored. So this is equivalent. This goes to here. Each one, for example, 0, 1, 2, 3, these numbers go to the second place. So second place indicates where you are in the row. First number indicates which row you are. İşte bu. Birinci satır, sonra ikinci satır, sonra... Evet, hiç boşluk yok. Kafadan okuyabilirsin. Yani ben ilk hücreye bir gösterge tanımlasam ve şeyin 3 satırı olmalı, ikinci satırın ilk hücresini çağırmak için x artı 4 diyebilir miyim? Diyebilirsin, o zaman pointer yapmış oluyorsun. This is three dimension. This is three dimensional. In three dimension, you have rows, columns, and planes. Can we have more than three dimension? Yes. We can have multiple dimension arrays. What does multiple dimension array mean? You may have students. Each student have first, second, third exam grade. Each exam may have three questions. Each three questions has different ratings and points. So collect those points and get the exam grade for each student. For each question, there are points, but for each question, there could be a 0-1 kind of information, whether it is necessary question or unnecessary question. So it can be 4, 5, 6, 7 dimension. It can be of 100 dimension. So don't limit yourself with the physical size of the arrays. It can be of any dimension. Multidimensionality means that entity has various attributes. Each attribute can be represented with one different dimension. But having too many levels of dimensions makes life difficult for you, makes your algorithm may work slower if you are using pointers. And it may cause you to make mistakes. It also means you didn't understand the problem very well. Or sometimes the problem is very suitable. But generally, a separation of concerns. For example, if I am interested in shoe sizes, if I'm interested in shoe sizes, efendim, bekliyoruz. If I am interested in shoe sizes, I should not store along with the other information. Store shoe sizes somewhere else. That is the idea of databases. So in memory, sometimes these are stored first, each one. These are stored next, and these are stored next. That is how it is stored in memory. So 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, row, column, and depth is stored in the memory one after another.
shoes. 3 for example. Okay. Why do we use arrays? We use arrays because there is a need to use many variables of the same type. We can define a sequence of objects that are of the same data type. It is used to store collection of data. It's more useful to think of an array as a collection of variables of the same type. So I already explained this. How do we use? We went through this. The number inside is called index or subscript. So this is usually there is a variable there. So we use like student i++. So it is incremented. It is incremented after you use it. Why do I have it there? Because it is in a while loop. Next time you will read the other student. This is not as good. So you should student I, then i++. This is much easier to understand. But it is also seen in programs, in examples, or in free programs. In memory, they stay like this. Zeroth element, first element, third element, fourth element. So fourth element is indicated with index 3. In different languages, description of arrays are a little bit different, for example, but generally the same. Array name is array, i, 300, 200, 100, so three-dimensional array. In the C or C++, int balance 3, 300, 200, not three-dimensional, elements of 3, 300, 200, 100. Three elements, one-dimensional array. You can specify it at the time of declaration. Actually, they forgot to put. Yeah, that's correct. Hayır. Python'a bilmenize gerek yok. Burada söylemek istediğim, işte benziyor yani. Bir şekilde array tanımı her dilde var demeye çalışıyorum. Örnek şey yapmıştım. So balance 0 is now 300, balance 1 is 200, balance 2 is 100. Data type is integer. Array name is balance. Elements are here. How do you access? You give balance, array name, and index. So automatically 0, 1, 2, it is 0, 1, 2. This is accessed as if you are using it as a separate variable, such as Ali Veli, Selami as student numbers. Yeah. Index 1, 2'yi doldurmadan 3'ü doldurabiliyor muyum? In here, you don't have it. So when you try to write, for example, balance, when you write 3 is equal to 200, you will get an error, runtime error. It is a very dangerous error. And see, so your program will crash because it will try to access to this location. It may write something there, but that place may contain another information in another part of the program. That part will be destroyed. So, üç yok ki. İki mi demek istedim? Tabii. It is not sequential. You can go anywhere. Zero. One. Two. Söyle. Sor. 300. 200. 100. Birincisi 300. 3'e kadar 3 dedik çünkü. 4 değil ki.
Demin hep 4 ile gidiyorduk. Ondan belki şaşırmış olabilirsiniz. Şimdi 3. So write a program to count the number of occurrences of each digit of white space characters, blank tab, new line, and all of other characters. So idea is this. Ha? Ha, düzelttim şimdi. Write a program to count number of occurrences of each digit of white space characters. And all other characters. So character statistics maker in a text. For example, in Turkish language, letter K is most frequent one. So when you make a count in a regular Turkish text, some letters will be used much more than others. So this program is going to count number of letters. Maybe you can detect the language of the text using that. So it's artificial intelligence. So if the number of X's, number of W's are more, then you can decide, or Q's, you can decide the language is not Turkish, or if the K and R and T's too much, then you can understand that it is Turkish. Furthermore, by making those analysis, you can even detect who was the writer. Whether it is a certain writer or another writer, because each writer has different vocabulary. It's too basic, but you can use it that way. So you have a text, for example, you will check each letter. And for example, here you will increase P value, P plus one. Another P is P plus one. And now the final value of P will be 2. How many letters we have? 31. Including Turkish, English, whatever. So let's say 29. So is that nice? So if I'm going to count letter A, when I see this, if C equals get char is equal to A, harfler 0 is equal to harfler 0 plus 1 or plus plus. So I have incremented the number of occurrences value of A by 1 because I see 1A, I am counting A's, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. So the final value of harfler 0 will be, we understand. So repeat this for all characters in the loop. So that means you are going to count all the number of occurrences of a character, of each character in the alphabet, plus tab and new line. This program does that. Bitir diyor. Resim yapayım. Tam değiştirmiştim. Okay. So, there's main
integer, C, count, I, number of white space, number of other spaces. Number of digit is 10. Digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. Number of white space is 0. Number of spaces are 0. From 0 to 10, number of digit is 0. Initialize number of digits. Here, others are counted as others. I'm not counting. Here, I'm not only counting number of digits, which digit is occurring, how many. While get character is equal to if C greater than 0, that means if it is a number, then increment, this is too complicated, unnecessarily complicated. Increment the digit where it is. ASCII code of 0 is not 0. Of 0 is not equal to 0. So this 0 is not equal to 0. Probably you didn't understand. Galiba 30. Göstereyim. Hadi. Hiçbir şey istemiyorum ya, sadece az istiyorum. So character you see where are the numbers here after 48, right? 48 is 0, 49 is 1, 50 is 2, 51 is 3 in the middle. Did you see that? So for example, A is, capital A is decimal 65, capital B is decimal 66, and so on. So when you get char a character, what you get charring is the character equivalent byte of the character, not itself. So when you are getting character for zero in single quotes, you are actually getting 48 decimal or 30 in hexadecimal. You understand? So in order to detect which one is which, subtracting 48 from the number will give you the index value. So for example, if the number is 52, you subtract 48, then you will get 6. Is that clear? So the program therefore subtracts C minus 0. It subtracts 48 from the character value, C without quotes, so that it will find exact index value and increment that. Just like I was counting lambda of characters in the previous example. Here, I'm
I am subtracting 48 from the read character. If read character is 52, that means I think 4 after you subtract 48 and digit 4 is incremented. Number of 4s are incremented because there was a character equal to 4. That could be done by ABCDEF also. But program will be longer. Yeah. Until end of file, until the file is finished. C is temporary character, not the counter. The letter C is actually temporary character. C may stand for counter. No, counters are usually indicated by logically N or I, J, K, those letters. C is character here. Doesn't have to be. I just made it up. It could be Ali Veli, so it can be anything. But here it is C. Try to give Turkish names for these variables, because in that case you will understand that they can be anything. Sometimes people believe that they have to use character C for this purpose. No, you can use B or Z. No problem. So if it is a white space, new line or tab, increment number of those. Otherwise, increment the other character count. Then print the results. Finished. Output will be, these are number of digits and how many white spaces, how many characters. So some kind of statistics about the text. Here, letter counting is individual letter counting is not performed, only total letter counting is performed. But with the knowledge you have, you can also do individual letter counting. Okay, I think functions will be studied next week. Şimdi bizim orada kullandığımız sıfır neye denk geliyordu?